Yolda o zaman şampiyonlar geliyor kardeşim. Bu bizim için önemli bir iş var. Altın devrimin gibi. Nasıl evet. Beğendiniz mi atmosferi? Çok güzel evet. Kameraman bize meşhur etsene. Akşama çıkalım Televoley'e. Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta sonumuza renk katmak için 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattının yakınlarını ilgilendiren Bayrampaşa Hacettepespor karşılaşmasını ziyaret edeceğiz. Maçın atmosferine girmek için öncelikle iki takımdan bahsedeyim. Ev sahibi Bayrampaşa ile başlayayım. Paşalılar sezona istediği gibi başlayamadı ve şu anda takımın başında sezonun 3. antrenörü Murat Şenvardar bulunuyor. Takım bu süreçte 29 tane maça çıktı. Takım bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 23 puan topladı ve şu an için 15. sırada. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti diye soracak olursanız da İbrahim Can Köse, Gökay İravul, Zahid, Arslan gibi oyuncular takımın bir adam öne çıkan isimleri. Geçelim konuk ekip Hacettepesspor'a. Ankara temsilcisi sezon başından beri takımı Veys Kamber'e emanet etti ve şu ana kadar takım 29 maça çıktı. 7 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet aldılar. 30 puan topladılar ve şu an için 14. sırada bulunuyorlar. Hacettepesspor'da bu süreçte Suat Bolat, Furkan Temir, Rahmi Can Karadaş, Muhammed Ali Barutçu dikkat çeken isimler. Bu isimlerin yaşları gerçekten 19'da 21 yaş arasında değişiyor. Çoğu gençler bile altyapısında oynayan kiralık oyuncular aslında. Bu maçı da biraz da aslında genç kardeşlerimizi gözlemlemek için gidiyorum. Yani ben küme düşmeme mücadelelerini şampiyonluklardan daha önemli varsayıyorum. Çünkü bu liglerde düşmek çok kolay, yukarı çıkmak gerçekten çok zor. O yüzden bu maçta kıran kırana geçecek diye düşünüyorum. Birazdan Çetin Emeç stadyumuna doğru yola çıkacağım. Bana iyi yolculuklar. Stadyum çevresinde görüşürüz. Maçtaki yerini almış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zor zamanların taraftar grubuyuz. Bayrampaşa düşmedi oynuyor. Bizim de kendi maçımız Urfa'da ama biz burada Bayrampaşa'lı kardeşlerimizin zor zamanında yanındayız inşallah. Kalpler Urfa'da, bedenler Bayrampaşa'da. Aynen öyle. Ne olur maç? Bayrampaşa olacak. Ben yıllar sonra ilk defa geliyorum buraya. Yani bir senedir gelmiyordum. Sıkıntılarımdan dolayı. Şimdi geldim, ayağım onu gelecek. 2-1 alacağız. Eyvallah. İnşallah. Bakalım neler olacak. Devre arasında görüşürüz. Evet, Bayrampaşa Hacettepespor maçında devre arası Bayrampaşa 3 tane attı ilk yarı. Maçı bitirdi sayılır. Caner var yanımda. Bayrampaşa hakim kardeşlerinden bir tanesi. Bayrampaşa'nın bu halde olması sebebi nedir? Çünkü şöyle bir durum da var. Ligde 18 takım var. 2 tane düşecek takım belli. Hala Bayrampaşa son haftalara girerken bu takım düşmemesi gerekiyor'yu konuşuyoruz. Aslında çoktan garantilemiş olması veya playoff oynaması gerekiyordu aslında. Bülent Kurcalay gibi takıma abilik yapan bir kişinin gönderilmesi çok yanlış. En büyük yapılanlıklar. İkinci sırada ise Bey'in gibi genç bir yeteneği erken... Yani ama orada şöyle var işte, onu da konuştuk ya, takımın paraya ihtiyacı var ya, satıyorlar abi. Mesela şimdi İbrahim Köse diye bir arkadaş var sağ kanatta, ben onun yerine onu bulmak lazım belki. Ama İbrahim gibi mesela benim burada olmasaydı, burada ben... O zaman şampiyonlar geliyor kardeşim. Geldi kardeş. Geldi. Hatırlıyor musun beni? Hatırlıyor musunuz? Skor tahminini doğru yapmış. Aynen. Evet. Ya dediğim gibi işte böyle stadyumlara gittiğimizde kardeşlerimiz sağ olsun diğer yüzle karşılıyor bizi. Abi şeyler yerinde. Çok çekim var ya üstümüzde. Abi bir şey söylemek istiyorum. Bayrampaşa babayı düşün. Üçüm hep düşer enflasyonsan düşmeyiz abi sıkıntı. Bayrampaşa düşmeyecek gibi gerçekten. Bir de yanımda daha ilk yıllardan takip eden kardeşlerim var. Kaç bin takipçim var? 600'ü falan. Onu hep diyoruz. 600, biri zor bulduk. Bir de Scout kardeşimiz var burada. Bravo. Şimdi o zaman tek soru da sana sorayım. Bayrampaşa ve Hacettepe'nin 4 tane adam saydı. 2 takımdan, 2 takımdan nereye? Bayrampaşa'da en iyi İbrahim Can Köse. Sağ açıkta oynayan çocuklar. Onun dışında Kaleci Sercan da geçen maçta gayet iyi oynuyordu. Şimdi çok dikkatli. Keçören gücü maçından sonra topana dikkatli. Televoley'e akşama çıkalım. Televoley'e kameraman bize meşhur etsene. Kameraman bize meşhur etsene. Akşama çıkalım. Televoley'e akşama çıkalım. Televoley. Murat Şeker. Murat Şeker! Murat Şeker! Murat Şeker! Stadyum gezen insanlar ülkelerle ve sayıyla sınırlı değil. İtalyan abilerimiz varmış. Onlar da Bayrampaşa'nın maçına gelmişler. Sarıyer maçını da beğenmişler. Tabii. Her şey biliyorsun yani. Evet evet. Nereden biliyorsun? Söylediler şimdi biraz önce. Nasıl evet. Beğendiniz mi atmosferi? Çok güzel evet. Benim kanalı da keşfetmişler. Bakalım belki bir şeyler yaparız onlarla da. Belki başka bir maça gideriz hep beraber. Tabii ki olur. Tamam teşekkürler. Neden olmasın? Sana teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bayrampaşa 3, Hacettepespor 1, altın değerinde 3 puan, 6 puanlık maçtı. Yüzünüz ak bir şekilde tamamladınız bu süreci. Çok şimdi ne olacak? Şimdi çok iyi oldu. Allah'ın izniyle biz kümede kalacağız kardeşim. Biz takım olarak, bilim olarak inandık. Bu bizim için önemli bir 3 puan, altın değerinde gibi. Aynen. Senin de ağzına sağlık, ayağına sağlık. Her zaman görüşürüz kardeşim. Eyvallah, seviyorum, görüşürüz. Çok sağ ol. Tüm Türklere selam olsun. Aynen. Ben de bir yorum yapabilirim. Hadi yap, gel. Hacettepe'de ikinci yarı 10 numarayla o golü atan çocuk gerçekten çok iyi oynadı. Hacettepe ikinci yarı daha iyi oynadı. Aynen. Hacettepe kontrol olarak daha iyi oynadı. Tabii golü yedikten sonra da bir güven geldi herhalde kendilerine. Daha rahat oynamaya başladılar. Ya aslında 30 puanları var. Daha rahat şekilde geldiler ama. Tabii golü de aradılar ama işte kaleci evet onu söyleyelim. Yani kaleci Sercan'la sağ kanatta oynuyor. Çok iyiydi. Maçın adamıydı gerçekten Bayrampaşa adına. Tribünlerin emektarları bu abilerimize. Bunları da unutmayın yani. Ya, büyük emekler ya. Selam olsun. Eyvallah. Bayrampaşaspor. Haftaya başka bir maçta görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bravo.